Hangi yıl çıktınız cezaevinden? Ben kaçta çıktım? 51, 50, 58'e çıktım galiba. Dur bakayım. 51'de girdim. 7 sene kadar kaldım. Lisede 2 ay, 1 ay, yani 2 ay falan da galiba. Sürgüne mi gittiniz oradan? He. Cezaevinden çıkıp sürgüne mi gittiniz? Cezaevinden çıkıp şeye gittim. Belki sürgün değildi. Emniyet Cumhuriyeti Nezareti, Emniyet Nezareti, Emniyet Cumhuriyeti Nezareti. Hatta ben aynı komşuya yattım. Kemal Kılavoğlu sürgündü. Bozcaada'ya. Bozcaada'ya gitti o. O bana dedi ki bir sor. Ben de bir bandasız muhabbet verecek. Gittim ben sordum Ankara'da savcıma. Siz farklısınız dediler. Burası şey, oradaki sürgün, sizinki emniyetü beni zaten. Beni şey oldular. Nereye gittim ben ya? Oraya gittiğim zaman daha evvel bir filmler vardı. Oradan da bir kağıt aldım ben. Savcıya şey götürdüm ben. Daha evvel benim arkadaşlar aldım, hükmünü aldım, götürdüm. Adam iyi bakmamış buna. Daha evvel benim aynı mahkemede, başka bir mahkeme, aynı davaya ait bir hüküm vermiş, onu yapsın diye. Sonra baktı, sen farklı seni gittiydi ama dünya farklı olsun. Bir daha bakın ona, bir daha tarihleri çıkartmış ve beni İstanbul'a eğme Şişli karakolda Emniyetü Beyin Dezertleri buldular. 2 sene orada imza verdim, bir defter götürdüm. Deftere imza attım her gün. Ama ben kendimi her vakit tekabeli saymışımdır. Hala tekabeliyim. Ve Marksist Leninistim ama Stalinist değilim. Bir kitap çıkmıştı. Stalin'i anlamak diye. Ben ona bir cevap yazdım. Stalin'i anlamak iş değil. Stalinizmi anlamak. Önemli olan o. Hatta basıldı onlar. Onların başında bir adam vardı, adı neydi bakayım? Kemal Okuyan mı? Kemal Okuyan. Kemal Okuyan. Ona Kemal Okuyan adı, ya imzası vardı. Ben de bir gün adı yanlış, Maval Okuyan demek daha doğrudur. Bir avukat var. İstanbul Demokrat Parti Başkanı, şimdi nüfuzlu bir adamı. O diyor ki, yani ayrı bir parti kurmayın. Komünist Partisi, bizim partimizin sol kanadı oluşturursunuz diyor. Türkiye, o zaman da şey, doktor, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi kurdu. Bunu şaka mı söylüyor, ciddi mi söylüyor Demokrat Parti avukat? Kim? Herhalde. Yani öyle bir laf geçirdi bana anlattı. Ama doktor böyle şeyler dünyada tenezzül cihazı değil. Artık partiyi kurmuş. Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi. Bana dedi ki bir an evvel gel. Ben sevinçliyim tabii. Hemen kalktı bir şeye gittim. O zaman Akşehir'e benim okul, Akşehir'e gittim. Orada Subaylar Gazetesi'nde ne kadar sol yayın varsa hepsini koydum önüme. Biri gibi sorarsa diyeceğim ki baba ben okuyorum bunları. Yani ne diyorsun, niye bana takılıyorsun? Hırs çıkarmak maksadı.
Sana bir şey söyleyeyim. Her zaman gibi günlük gazetelerine bakan bütün o subaylar bir tanesi yiyip bakmadı ya. Vallahi bir tane bak. Sonra bir de döndüğüm yerden sabah gazeteleri gelmiş. Sosyalist Partisi tutuklanmış. Almışlar. Hatta şeyle Sosyalist Parti kuram. Şeydi, cezaevi müdürüydü. Neydi işte şimdi? Tamam abi. O da gitmiş. Herkesi dümdüz etmişler. Şimdi bir bu... Bir dakika ben bir şey bu. Fakat doktor bunu nereye kabul etti biliyor musun? Sanki hani bir anormal bir olay. Nasıl olsa bırakırlar hesabına. Çünkü işin kötü tarafı, işin ayrıntıları da var ama orayı anlatmak istemiyorum. Çünkü o çok inceye kadar gider. İyi anlatın, ne oldu? Oğlum başka yanda hikaye aldım ama dağıtırım sonra. Aklıma geldiği zaman gene anlatsam, merak etme. Açlık artık her şeyi söylüyorum. Şimdi Şefik Hüsnü'yü tebrik ettiler. Şefik Hüsnü'yü koymuşlar şeye, kadarlarına, bir tabureye 38 gün uykusuz bırakmışlar. Başına polis geliyor. Tam bu taburede düşeceği gibi olduğu zaman yapıyorlar. Bana dedi ki, onların bilmediği bir şey vardı dedi. Kurnazlıkla. Ben eve mektup yazdım dedi. Bana bol bol tatlı yolladılar diyor. Tatlıları yiyince 38 gün dayandım. Yoksa kolay değil, dayanılmaz diyor. Neyse, mahkeme başladı. Ben buna haber yolladım. Hapishaneye. Hapishanede benim tanıdıklarım var. Bir dinci var mı doktorun? Yemri var mı? Gözlerini öperim, sabırla beklesin. Hep böyle devam etmeyecek diye haber geldi. Yani onları belki sen de tanıyorsun ama lafını etmek istemem. Hatlarını vermeyeyim. Sonra o günlerde de işin kötüsü Türkiye Sovyetler'de böyle bir hale geldi. Zaten o başlamıştı. Fakat Şefik Hüsnü başka türlü izah ediyordu. Çünkü başladıydı Boğazlar meselesi. Sonra Kars Abdahan meselesi. Şefik Hüsnü diyor ki isteyen yok canım diyor. Bunlar uyduruyorlar, basın uyduruyor diyor. O zaman dışarıdaki var. Onlar diyorlar ki diyor ya konuşalım mı diyorlar diyor. Yani konuşmaktan bir zarar olmaz ki diyor. Ben daha dışarıdayken orada daha sevk edilmemişler. Ama bakmaz hükümet ona. Biz bu içeri girdi. Bunun cezasını aşağı yukarı öğrenmişler. Nüfuzlu aileler var. Gelip haber verdiler. Doktor sana 5 yıl verdiler diye. Doktor bir asabileşmiş. Yalan demiş bu söz. Olamaz diyor. Bunu kim haber diye yitirdiyse provokatör bu demiş. Yani evet duygusal şeyler var. Bu bir yeni şey. Sonra 5 yılı aldı ve yattı. Sonra tahliye oldu. Tahliye olunca şeyde gelmiş bizim Mihri de gelmiş dışarıdan. Mihri de zaten iyi tanırdı.
hakkında beraber olmuşlar. Eskilerden bir şey vardır. Ahmet Fırıncı, Dede Ahmet, iyi tanırım ben. Ahmet Fırıncı'yı ziyaret etmişler. Kapıyı açmamış. Sebebi de şu. Diyor ki, söylemesem canı yanmaz diyor. Bu doktora gitmiş o, hani bu haberler oluyor. Doktor demiş, eğer bak ortalık karışık, bundan mutlaka bir baskın yapacaklar. İzin bir şey varsa ver, saklayayım ben onları demiş. Bak önemli bu. Doktor gayet ciddiyetle suratını atmış, böyle yapmış. Ben de saklı hiçbir şey yok. Sonra bir baskın, bir sürü mektup, hep komiteye yazılmış mektuplar, hepsi gizli. Dede Ahmet çıldırıyordu. Söylemesem yan uyanmaz diyor. Onlar yakalanmasaydı biz mahkum da olmazdık diyor. Dediği de doğru. Sonra 51 Tevkifatı'na geldim şimdi. İşte orada resmimiz vardı biz beraber. Evet. Ben de İstanbul'a geldim. Ve ben askeri lisede çok sevilen bir hocaydım. Talebeleri çok seviyorlar. Ben çünkü ilk defa askeri lisede karayutus yaptırdım. Sonra Hüseyin Sezer'i öğrettim. Fotoğraflar görsen şaşarsın. Hatta benim felsefe hocam var, Asım Bey. Onu görünce, ya dedi, Kadir sen askeri liselerde evrim yapmışsın dedi. Yani çok sevilen bir hocaydım. Ben yakalanınca öğrenciler hepsi isyan etmişler. Bu bizim hoca da hatta şeydir, Akbol. Özcan Akut var bir tane, onun ahbabı oldu, akrabası oldu. Bu, bir şey bilsin hocanızı biliyordu. Ama o kadar değerliydi ki kıyamıyorduk. Ama o kendine kıydı demiş. Ve beni bir gün sabah eve aldılar. Akşehir. Yok, buradayız artık. İstanbul'da, sahilli birdeyiz, İstanbul'dasın. Ve tamam. Benim Barış'ta o zaman 40 günlük. Şimdi bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Sevim Tar var, Sevim Belli. Sevim Belli, evet. Sevim Belli Paris'te okuyor. O zaman uçak uçak yok, vapurla geliyorlar. Bu kalkıp İstanbul'a geldi. Bana haber geldi. Ben de o zaman partimin başkanı olan Zeki Başçımar var bir. Allah'ın ahmağı. Ona dedim ki Sevim gelmiş. Ha dedi, onu ben görmek istiyorum. İçim çıs etti. Çünkü ben Zeki'ye en az 10 defa dedim ki yahu Zeki, bizi takip ediyorlar. Mutlaka yakalanacağız. Gel bunu bir formül edelim. Sen o zaman Zeki, desantralizasyon kararı olunca gelip teslim olmuş ve o, artık biz gizli bir şey yapmıyoruz diye onu şeyde, Ankara'da Değişim Bakanlığı'nda meclisin galiba şeyinde kitaplığında memur yapmışlar. Bana sorsalardı
Ya bu adam sana gidip geliyor. Nereden tanıyorsun? Vallahi Zeki Bey'i tanırım. Çok eşlerden tanırım. Tercümeleri var. Ben de Nazım'ı da çok severim. Nazım yok orada. Acaba elime bir şey geçer mi diye. Bir şey de getirmedim ama. Bit. Bu bizi iki tutturdu. Öyle bir şey ya. Tanımayalım diyeceksin. Ya Zeki. Tanımayalım demektir. Biraz bir şey. Daha boklu olur. Ne diyorsun sen? Takip mi? Ne diyor bak dinle bir aynı öyle. Takip mi? Ben derhal anlarım diyor. Bir baktım bir şey. Bir anlarmış öyle. Derhal anlarmış. Şimdi bak. Bir dahaki şeye bakacağım ben sana. Ondan. Ben içeri girdim. Zeki şey yakalamış bizim. Serin Belli. Serin Belli yakalamış. Orada elinde şeyler var, kağıtlar var. Arabanın altına atmış şey. Taksinin. O içeri girince şoför gelmiş demiş ki müşteri bunları bıraktı. Ve orada mevzulu almış. Hep partiye ait işler. O götürüyor güya. Fransa'ya götürecek. Şimdi senin de bir tanıdığını söyledi. Zeki'yi ben tanımıyorum diyorum. Halbuki senin diyor ki Zeki'yi beni bu götürdü diyor. Bırak onu. Zaten ben de bildim. Netekim bak, salonda kim var? Bir şube salonda. Bir şube müdürü var. Komiserler var. Müdür gibi var. Bir de bildiğin bir adam gelmiş. Bir de asker var. Ben oldum. Bekliyorlar. Dediler ki, Zeki başlamalı nereden sanırsın? Ben tanımayalım diyeceğiz ya, tanımıyorum bizi. Bak canım, aynen şöyle oldu. Vallahi masalardan hep ayağa kalktılar. Ne diye biliyor musun? Yer altı yer üstüne çıktı diye. Enayiliye getir. Halbuki orada ben, Zeki başlamalı, Zeki bir tanırım. Rusya'dan tercümeleri var. Hakikaten şeyin, biliyorsunuz, tecrübeler falan vardı vaktiyle. Pıt diye duracaktı. Yok, o hayvanın sözüyle ben illa bunu dedim. Darma ayrılacak. Halime kırıldı. Şimdi aynı kafa maalesef o zaman şeyde var. Çevik'te. Dedim ya. Ahmet Fırıncı diyor ki yahu yalvardım diyor, doktor, sen de eğer yakalanacak bir şey varsa ver bana, saklayayım. Kadın yok demiş. Doktor, yok. Ve de gizliş diyor. Bir daha açtılar. Belki 10 tane, 15 tane özel mektup yazmış. Adresiyle, madresiyle. Şeyde aynı şey söylüyordu. Dedi Ahmet. Ahmet Fırıncı. Söylemesem canım yanmaz diyor. Söyledim diyor. Yok. İşin tuhafı. Bu dedi Ahmet. Uyanık bir adam. Daha evvel bizim Zeki başıma buna gitmiş. Zeki demiş ki Zeki arkanda kimse var mı dur demiş. Zeki demiş arkamda kışın var dur demiş. Şimdi hepsi ayrılıyoruz da. Komik değil ama evet. Gülüyoruz da. Evet. Şimdi sen şimdi daha iyi anlıyorsun tabi. Şeyde biz teyif edilince doktor şeyde aldılar, şeyde aldılar.
Sonra Şefik Üstün'ün adını kim verdi? Şefik Üstün'ün adını kim verdiğini hatırlamıyorum ama Şefik Üstün, yani bizden birileri çıkmadı hiçbir zaten. Herhalde şeyi vermiştir. Sevim? Sevim Üres. Bilmiyor musun? Yani ben söylemedim. Onu biliyorlar yani. Zeki Baştımar mı? Çok geniş bir ifade verdi diyorlar ya Zeki Baştımar'a. Olabilir. Yani bir şeydi derler orada. Reşat Fuat. Onun yakınıydı. Reşat Fuat. Bunlar bak KPE'de toplanmışlar. İki toplantısı var. Kıbrıs şeyinin. TKP'nin. Biri Feriköy şeyde Feriköy'de bir toplantı. Orada bir civarlı toplantı. Öteki de burada. Burası neresi? Beyoğlu, Cihangir. Cihangir toplantısı var. Cihangir toplantısında oldukları sabit olan kişiler bunlar. Bunu da ele veren kim? Şimdi iyi hatırladım. Tevfik Dilmen diye bir çocuk vardı. Tevfik Dilmen bütün o dönemde anlatılanlara göre şeydir. Polisti. Asla. Değil miydi? Takdir. Tevfik Dilmen zavallı bir Zeki Başımar fedaisi olmuştur. Çünkü Zeki'ye soruyorlar. Zeki'nin verdiği ifade 170 sayfa. Ama şöyle diyor bak. Falan mesela, ha onu ben de bilmem. Onu bilse Tevfik Dilmen bilir. Çünkü Filahi Komitesi'nin başında adam. Anlıyor musun? Ben de bak dikkatli çizeceğim bir defa. Evvela ben Tevfik Dilmen'le uzun bir süre gizli buluştum. Yalnız şartım şuydu. Bak dedim Tevfik. Bana randevuya gelirken katiyen aynı sokakta gelmeyeceğim. Çıkıp 3-4-5 2 saat evvel dolaş. Sonunda gel ve bir evime gelme. Evimde görülebilirsen işine çıkamayız dedim. Peki dedim. Hiçbir tane onunla bir tane takip raporumuz yok. Fakat benim bir ev sahibi var. İbrahim Bey. Çok efendi adam. Ben şehir oturuyorum. Asker şubesi. Karşıda. Bahçe içinde bir evde. Bu adam da o Çankırılı sandıkçılık yapıyor. Hanı var. Varlıklı. Çok da iyi bir adam. Çok iyi bir adam. Bana da çok iyiliği oldu. Bu adam ama hakim göstermiş. Bunlardan kimse geldi mi? Bu eve demiş. O bir gece geldiği zaman arabadan inince nasıl olduğunu bilmiyorum. O gece Tevfik Dilmen bana bir uğramış galiba. Uğramış. Ve o demiş ki vallahi karanlıktı. Bahçe kapısının önünde geçerken bu adamı gördüm demiş. Oradan yakaladılar. İnkar edemem. Ama buna rağmen ben ondan da bir şey almadım. Sonra bana şey kafa tuttu. Zeki Başımar. Ha ben bir tane adamı vardı. Polis olduğuna inanılmıştı bizimkiler. Ben bir roman yazıyordum o zaman. Kimdi o? Güven var ya, Güven roman. Evet, Güven'de. O zamanlar başlamıştım. Ve Güven roman içinde malzeme topluyordum güya. Ve herkese anlatıyordum. Bana fıtralar aklınıza gelen yazın diye. Ve Zeki Darbe var orada. Buna giden polislerden biri Maşka civarında bir şeyde kendilerine
Tatar suratlı, iri yarı bir adam yaklaşmış. Beğenmiş güya. Ve buna Zeki'ye bir şey vermiş, kağıt vermiş. Neydi o kağıt diyorlar. O da diyor ki, roman roman yazarmış dedi bana diyor. Ve o herhalde odur diyor, başka ne verecek bana diyor. Okudundan ben yırttım. Dedim ben, yani böyle bir adam tanımıyorum ama roman için çoklarına ben, hatta ben evvela adı, romanın adı İtimat'tı. Akşehir'de çalışırken bir gün şey dedim ki, Yusuf Atılgan, meslektaşım benim. Ya Yusuf'tum, ben bu adı beğenmedim. Ne yapacağım dedi. Güven yapıyorum dedim. Sigorta şirketi biliyoruz falan dedi. İşte o roman, ha. Bir tek bu geçti işte, bu burada bu geçti. Polis kimdi? Ha. TKP içinde ki polis kimdi? Kimse. Yok muydu? Bulamadım ben. Şahsen hatta bir romancı olarak bir polis olsun. O vasıfta, o karakter şüphe adam yoktu. Gördüğüm yani. Bir şey soracağım. Bu Florya'daki toplantıda kimler vardı biliyor musunuz? Neredeki? Florya'daki toplantı. Florya'daki toplantıda Mihri, Reşat, doktor. Doktoru hatırlamıyorum. Yalnız Reşat diyor ki, biz diyor orada bir akrabamız var, oraya gittik diyor. Sonra bana anlattı, biz bir hafta evvel gitmiştik diyor. Sonra biz bu toplantı için ayrı gittik biz. Ben dedim ama ben o tarihi kullanmaya çalıştım. Bir de Mihri. Mihri. Siz de varsınız. He. Siz de varsınız Florya'da. Yok, yok musunuz? Yok. Mihri var, Reşat var. Mihri var, Reşat var. Başka kim var orada? Bir kere de Zeki var. Zeki var. Şimdi... Kimin eviydi bu Florya'daki? Valla... Muhtemelen... Zeki'nin kaldığı... Kaliteriyede... Kendi kaldığı yer olacak. Zannediyorum. Orada şey... Bizim Mihri... Kalktı. Efendim ben de Süheyri'yim. At alacaktım. Biz de güç. Kantare dedi galiba, Kantare. Ne o? Kantare? Kalitarya. Orada bir köy. Köy var. Zeki orada kalıyordu. Orada ev tuttuydu. Bu Cihangir'deki toplantı kimin evi Cihangir? Vallahi onu ben bilemedim. Buradaki bir ev, onun da sahipleri Ermenilermiş. Onlar gelip haber vermişler. Gizli gizli geldiler ve kadın her şeyi anlatmış. Hüsaat'ta geldiler, konuştular. Onlar da demişler ki eve kadın getirecekler. Halbuki onlar başka bir havadaymışlar. Filan. Sen bunu yapabilirsin, öğrenebilirsin yani. Öğrenelim.